Can, geçmiş olsun mu diyelim önce? Ne diye ya? Hani artık her şey yerine oturdu diye biliyorsun yani sonuçta ne olacağını, ne biteceğini biliyorsun. Rahatladın mı? Rahat mısın yani? Ben ne olup ne biteceğini niye biliyorum ama diyor bilmiyorum bir şey. Yani. Hayır yani en azından sahne belli, işte dans belli, kostümler belli. Onlar bitti. Onlar hallettik. Yani bizden her şey çıktı. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık. Artık gerisi işte şans, işte bizim ne kadar güzel bir performans sergileyeceğimiz, insanların ne kadar beğeneceği falan filan. Şu ana kadar provalarda gördüğümüz gayet güzeldi. Herkes çok memnun. Yani izleyenler de memnun. Türkiye'den gelen yorumlar da iyi. İyi, gayet güzel. Ben hiç takip edemiyorum çok fazla ne olup ne bitiyor. Özellikle mi yoksa zaman olmadığı için? Zaman olmadığı için. Bir de zaten zamanım olsa da bakmam herhalde ya. Şimdi orada ben bir sürü yazıyordur yani. Her türlü şey konuşuyor. Tabii o kadar ne yaptıysak biz neler yaptılar ya. İlluminati bilmem ne yaptıysak her şeyi yaptılar. Yani biz çok çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir hafta ne oldu biz geldik buraya? Bir haftadır buradayız. Ya Bakü'de olması bir kere müthiş bir şans oldu. Başka bir yerde olsaydı bu kadar kolay geçmezdi. Ki bu bile çok kolay geçmiyor aslında. Yani durmadan bir çalışıyoruz ama burada en azından kendi dilimizi konuşuyoruz. Çok tabii yani öbürlerden dışında. Bize kayrılmıyoruz tabii ki de. Bu yine de bir avantaj bizim için. Hani burada olmuş kardeş ülke. Hani biraz daha şey bir durum var da. Kardeşiz. Sonuçta. Onun bize sağladığı avantajlar var. O çok güzel. Ama olay sahneye geldiği zaman bütün ülkeler eşit yapıyor. Bir şey yok. O konuda ama sahne şovumuza çok güveniyoruz. Yaptığımız işe çok güveniyoruz. Çalıştığımız insanlara çok güveniyoruz. İşte gerek işte koreografide Candaş Baş, gerek işte style, işte kıyafet, tasarım, işte atıcı, bakıcı bir kıyafet. İşte girerse şey çocukların dansçıları. Alo. Çok geniş. Söz müzik bana ait biliyorsun. Can Zaman aranjmanı yaptı. Ya iyi bir ekibiz. Biz iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. O ilk provayı bilmiyorum izlediniz mi? Ben izledim. Videodan izledim. Evet, çok çok kötü oldu. Ama daha sonra korktuk biraz. Hani çok tedirgin olduk. Ben hiç olmamıştım. Şu anda ne bir heyecan yaşıyorum, ne bir tedirgin. Çok dönmüş. Bakıyorlar. Ama ilk provada bizi o yayla gibi sahnenin ortasına atla hadi dedim. Bir, iki, hadi be. Yani onu kaybediyorum lan. Eyvah falan. Hani ne yapacağım? Sen nasıl bir şey umuyordun buraya geliyorken? Ne umuyordun ne buldun? Ya ben bir kere burada çok sevilen bir insanmışım. Onu bilmiyordum. Evet. Dolayısıyla televizyonda bir yani bir başarıya mazhar olamazsam ben burada kalırım. İyi yani burası. Hiç bu kadar sıcak karşılanacağımızı ben tahmin edebiliyordum. Eurovizyon tarihinde ilk defa mesela bir büyükelçi gelip havaalanından kadar sanatçı karşılanıyor. Ben bana denk geldim sanatçı. Çok yani o kadar büyük büyük abilerin arasında. Ben bir tane 25 yaşında rock müzik yapan nereden baksan görmeli bir insan. Yani böyle şeyler olmuş. Tabii çok hoşuma gitti. Ve büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Peki sahne açısından işte o sahnede olmak, burada canlı şarkıyı söylemek falan yani nasıl bir şey canlandırıyordun kafanda? Ya işte ilk provada bütün her şey çöktü ama daha sonra ikincisini yapınca çok rahat oldu, çok güzel. O izledik, beğendik dediğim mutlaka ikincisi de birinciyi, evet, birinciyi izlesen zaten Allah'ta az kişi demiş. Yani neler neler derlerdi kim bilir yani. O artık nelerimiz kalırdı ya. Yani. Ama yok, birinci prova genelde şey hani daha böyle koreografi çok oturmamış oluyor, dans, ağlayan kostümler. Ağlayan bir şey vardı. Ülkeler böyle işte çok kötü yapamayı falan ya, rahat durup bir şey olmaz. Çalışırsın. Bir de bu hiçbir, hani kolay kolay hiçbir şarkıcının yaşayamayacağı bir deneyim. Yani dünyanın üzerinde bu kadar büyük başka bir müzik organizasyonu yok aslında bakarsan. Benim yani. Oldu. Dolayısıyla yani bu konuda tecrübeli olma şansı da çok yok. Yani en büyük şarkı, Engelbert bile böyle bir sahneye çıkmamıştır belki de hayatı boyunca. Çıkmamıştır canım da yani. Ama dünyanın her yerinde aynı anda bu kadar çok izleyicimiz var. Eyvallah, şey. Doğru. 100 milyon, 150 milyon kişinin aynı anda televizyonda izlediği bir doğru söylüyorsun. Beatles'ın işte ilk
bir tane canlı konserde. Kaç kişi izlemiş? 350 milyon kişi izlemiş. Aklıma geldi. Saçma sapan. Ya bu çok heyecan verici bir şey tabii. Çok heyecan. Ama ben o işe o gözle bakamıyorum. Benim kafa çok gitti çünkü. Yani durmadan çalışmaktan, koreografide zıplar, şarkı söylerken işte ona dikkat et, dik dur, işte postür, işte bilmem ne, entonasyon falan filan derken zaten İstanbul'a gelmişiz falan olacak herhalde yani. O... Pişman oldun mu hiç? Olmadım. Aksine nasıl olabilirim? Yok abi, terbiyesiz olur. Yani ben şimdi Can Bonomo olarak ben müzik kariyerime başladığımda 1,5 sene oldu bir halim. Bir kemikleşmiş bir ufak tefek bir crowd vardı zaten etrafımızda. Bu Eurovision'sa bile ben 2 senede alacağım yolu 4 ayda aldım. Ondan ben şimdi pişman mesela bir topa tutan illümine ateşi derler. Peki ne öngörün nedir? Ne olacak sence? Ha, finale onu ben biliyorum. Ona hep şimdi komik bir şaka yapıyor. Bilmiyorum onu. Belli olmaz. Öyle demeyin abi. Yani belli olmaz o. Yani çünkü ya ben daha önce Eurovision'u izlemedim. Bunu da delikanlı gibi açık açık söylüyorum. Bak, izlemedim daha önce. Bilmiyorum dolayısıyla hangi ülke, hangi ülke. Çünkü öyle de oluyormuş hani. Tabii yani onun bir şeyi var. İşte bilmem ne, politik falan bir şeyler. Onları falan hiç bilmiyorum. Hani hangi ülke hangisi verir. Hani bana şimdi deseler ki işte, aa bilmem neresi o kadar puan verdi. Bu ya, aa falan yani. Hiçbir şey uyandırmaz. İyi şarkıya iyi puan veriyorlar diye biliyorum. Yani mesela Esen Tepe'nin Erbe Ederken şarkısı çok güzel şarkıydı. Birinci oldu işte. Yani bunun için daha nereye bu siyaset? Evet, iyi şarkı oldu mu siyaset işlemiyor zaten. Yani, mutlaka edin. Eyvallah. Tamam. Bizim şarkımız da şimdi iyi mi değil mi bilmiyorum. Çünkü çok selektif bir canlısı var. Yeni bir müzik. Çok eğreti de bulabilir insanlar. Çünkü her gelen, her ülkeden gelen insan reporter bir isim geliyor. Ne kadar saçma. Basın bir isim bu. Bravo. Reporter dediğimiz bir kelime zaten yok. Şey diye geliyor. Ya sağa sola bakıyoruz. Hani herkesin yaptığı işi dinliyoruz. Kılıklara, kıyafetlere bakıyoruz. Hani buranın kara koyunu sen gibi gözüküyorsun. Hani farklı. İşte, evet, ama farklı. Yarışmada bu bir avantaj mı? Değil mi? Hiç belli olmaz. Çok çok daha aksi yönde farklı olan karakterler de var. Onlar da olacak. Yani işte bakıyorsun 25 yaşında böyle herkes işte heyecanlıyken kenarda bir köşede oturan 25 yaşında ufak böyle raktan mutlu çocuk diye duruyor. Çok garip yanlıca insanlar. O yüzden basının da çok ilgisini çektik mesela. Yani normalde diğer ülkeler günde 1-2 röportaj alıyorken biz kaç tane aldık saçma sapan? 17-18 39 tane röportaj aldık bir gün. Ne? Ha, şey oldu, şey çok 2 saat 45 dakika. Evet, 2 saat 45 dakika. Ama su gibi akıp geçiyor. Çünkü muhabbet ediyoruz yani. Ben şey oturmuşum yani orada. Bir tane muz yediğimi hatırlıyorum. Hani koydular, hani sen göreceksin. Şunu bari yiyor falan. Ne açlık hissediyorum, ne bilmem ne muhabbet sohbet ediyoruz. 2 saat 45 dakika falan hiç bilmiyorum ne kadar kaldım. Bitti. En son röportaj bittiğinde tamam hadi gidelim. Kalkmışken bir fotoğraf çektirelim mi dediler. Tamam dedim. Çaaa diye düştüm tekrar. Uyuşmuş bacaklarım oturmakta. Dersi gidip ben şimdi 5 dakika sonra geleceğim. Muzu aldım. Böyle muzla oturuyoruz. Böyle garip bir şey oldu. Bu ilgi bizim tabii çok hoşumuza gidiyor. Benim için de çok değerli bir şey. Çünkü nereden baksan şimdi benim Hırvatistan'da beni dinleyen bir kitle var. Hadi. Ay 30 kişi olsun ya. Kitle yani. 30 kişi kitle değil mi? Bu yurt dışına açılmak için bir kapı olabilir mi ileride? Yok. Düşünüyor musun? Yok, düşünüyorum. Niye? Çünkü ben Türkçe müzik. Yani ben şair olmak istedim. Ben şiir yazdım. Kendi dilinde ifade etmeyi tercih ediyorum. Ve kendi düşündüğüm, kendi rüya gördüğüm dilde yazabiliyorum. Lambi Bek'i aklım yazdım ama zaten Lambi Bek çok entelektüel derinliği olan bir şarkı değil. Yani hap oturma işi. Yarışmanın bir şey ihtiyacı yok. Evet, ben bana ilk kere İngilizce yapalım dedim ben kesinlikle. Çünkü internasyonel bir birçok ülke izleyecek. 150 milyon da işte adam izleyecek bunu. Şimdi Türkçe yaparsam şarkıyı sadece Türkler anlayacak ve ben yani müziğin bütün yani normal bütün
düzeyinde sadece altyapı değil, deliğin de insana çok geçtiğini düşünüyorum. Geçirgen olması gerek. Herkesin beni anlaması için İngilizce olması gerekiyor. Ben zaten 9 yaşından beri İngilizce eğitim alıyorum. İngilizcem çok iyi, kesin yazarım dedim, yazamadım. Bir hafta türlü yazdım. Yazdığım şey de hani... Tamam, anlatıyor yani, değil yani. Ama hani güzel bir narratif olan, tatlı bir narratif ama hani bir Edgar Allan Poe'lu değil yani. Hani öyle bir Shakespeare büyük bir şey değil. Ama benim normalde yazmayı sevdiğim ve yazdığım şeyler Türkçe, İngilizce şiirlerim. Onların dili çok ağırdı mesela. İşte onu ben İngilizce'de yapamayacağım bir şey. Henüz diyeyim o zaman, belki önümüzdeki 5-6 sene öyle bir planım yok. Peki finale kalamaz da yarı finalde elenirsek, üzgün mü döneceksin? Hayır. Şimdi şöyle ki, bak, işte mesela bir oylama yapmışlar. Nerede yapmışlar? Ogay'ın oylamasında şu anda dün akşam baktığında 4. gözüküyor. 4 gelince. 2. yarı final. Aa, düşmüşüm bak. Evet, o 3, 4, 5 arasında dolaşıyor. Yani ben geldiğimden beri 3 gündür gördüm. İlk günler 1.'ydi. İlk günler 1.'ydi. Ama değişiyor yani genel fanların sayısıyla hangi ülkeden geldiklerine falan. Bu arada çok çılgınlar büyük bir kriter değil aslında. Değil. Ama hani neyse yine de bir recognition var demek ki. Burada olduğumuzu biliyorlar. Yani Türkiye'nin tabii biliniyor. Tabii. Yani ilk beşte gözükmek sürekli olarak ne kadar güzel. Basının sadece kendi arasında yaptığı bir şey değil. İkinci mi, birinci mi değil. Yani, onlar çok güzel şeyler bizim için. Ama dediğin üzere yani falan olmak diye bir şey söz konusu olabilir. Ben üzülmem abi. Yani ben alabileceğim her şeyi aldım bu öyle bir planla. Yani kendi müziğimi promote ettim. Benim zaten ben hani yurtdışına açıldığım da Hırvatistan'ın işte divası olayım gibi olan zaten yakın. Ama ne için üzülürüm? TRT bana çok güvenerek beni böyle bir pozisyona getirdi. Ve yani çok çok büyük, çok saygın insanlar benim arkamda durdular. Onlara mahcup olurum. Ama kendi kariyerim açısından bana valla çok dokunan bir şey olmaz. Peki diğerleri seyredebilir mi hiç? Çok sevdim. Seyredebilir. Dinledim tabii. Dinlediğin kadarıyla favorin kim diye sorsam. Şeyi seviyorum ben, Karadağ. Çok mizahi bir şarkısı var. Biraz hani bir janr olarak herhalde biraz işte Europop, slash işte böyle komedi falan, öyle bir şey, renk. O çok hoşuma gitti. Malta'yı seviyorum. Çünkü arkadaş oldum. Simplus diye bir grup var. Onlar çok iyi. Falan filan. Tamam. Yeter. Fazla yorumlar.